Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çok istediğiniz bir damdayız. Kuzenim Faik Özdemir'in yanındayız. Evet arkadaşlar, karşınızda Faik Özdemir. Direkt Faik Özdemir bu. Merhaba, merhabalar efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Faik Bey? Çok şükür. Sizi sevmiyorum. Valla bizler de iyiyiz. Takipçilerim sürekli yorumlarda kuzenim Faik'in damını çek diye istekte bulundu. Biz de geldik senin yanına kuşları çekmeye. Her şey boş anla. Pardon. Evet arkadaşlar, daha önce diğer kümesi açmamıştık. Şimdi diğer kümesi de açıyoruz. Kuşların yarısı havada. Aha, sarı çubuklu. Hangi? Ha, karabaşlar nerede? İkisi de mi? Biri de havada. Hüseyin abin yeni ver diyor lan. Tamam işte, o diğer eskileri soruyorum ben. Yavruya korkmayacağım bunlar, söylemek lazım. Siyah gümüş kuyruklar nerede? Siyah gümüş kuyrukların Allah eli de kırgın, biri havada işte, biri aşağıda kırgın. Burada yavru olanlar da ya, 2-3 tane. Kırgın olanlar aşağıda işte, kırgınlar aşağı indi. Arkadaşlar normalde burada dişiler ve yavrular vardı, seyip kalıyordu. Şimdi onları buradan alıp buraya alınca yavrular ya hasta olmuş ya da kaçmış. Onu konuşuyoruz. Yani konu bu. Nerede o garip? Sen büyüyünce taklacı mı olacaksın? Ya. Sana dedim içinde beyaz var diye. Ben bizim beyaz yapışkan zannettim kendimi. O ne? Aha bari. İndi. Yapışkan işte bu. Bizimki mi? Ha. Bizimki ise niye oraya atlamaya çalışıyor? Avrak görmüştür. İşte zaten bir yer görmüştür. Arkadaşlar şimdi çoğul kümese gidiyoruz. Kümeslerde gökyüzünü çekiyoruz. Kuşların uçumunu çekiyoruz. Şimdi sizlere kuşların uçumunu gösterdik zaten. Biraz da kuşları gösterelim. Burası arkadaşlar oturup izlemelik. Diğer yetkiliklerimiz havada izlemelik. Yani her damın kendine özgü bir tarzı var. Şimdi renkli kuş olunca oturup izlemek gerekiyor. Ama böyle askeri, posta, kırması... Ya şimdi şu şarabiden
Hangi çıktığımız damla var? Nişan abi çok güzel nişan abi değil mi? Tamam da güzellerimiz kardeş, kaçırdık, güzellere gittik. Bu arada bunun adı, bunun adı şarabı değilmiş. Ağbolu'daymış. Bunların kalemsizi şarabıymış. Kalemsizi mi şarabıymış? Aynen. O muharrak şarabı. Ayrı. Şarabinin çeşit çeşidi var. Şimdi kimin namında kırmızı hardini var uçan? Video çektiklerimizin arasında ha. Kuşların inmesini bekliyorum. Onlar da inmediler daha. Evet arkadaşlar, sahtekarlığı görüyor musunuz? Adam kuşun kuyruğunu çeke çeke kuyruğunu beyazlatmış. Niye çeke çeke beyaz işte. Kara çakşırlı beyaz kuyruk. Bu kuşumuzu Antep'ten almıştık değil mi? Antep'ten aldığımız kuşların hepsi dışı çıktı. Geçenlerde bir telefon geldi arkadaşlar. Antep'te dişi kıtlığı yaşanıyormuş. Biz geçen sene gittiğimizde 50 tane kadar kuş almıştık. 50 tanenin 40 tanesi dişi çıktı. Kıtlık yaratmışız. Kötü tarafı güneş tepede. Güneş direkt kameraya vuruyor. Çıkıyor ya. Şurada bir yerdeydi. Buradaydı ama burada bir yerdeydi, gitti. Gördün mü? Tekte gitti hepsi. Kutlanmadı. Kandırdı. Kandırdı bizi. Hayallerimizle oynadı. Bu ızgaraları arkadaşlar bize kanatlı şop gönderdi. Bunlar normalde şeyin altına konuluyormuş, küçüklere pollukların altına konuluyormuş. Biz bunları yere açtık, bilgimiz yoktu. Bunlar da zaten büyüklere. Şu ortak kısmı arkadaşlar, kuşları kümese kestediğimiz zaman yem atmak için bırakıyoruz. Ben de yakın zamanda geri açacağım. Aynı şekilde bakın, bu kümesle bu şekilde ortak kısmı açık. Kuşların sadece bastığı yerler kapalı. Onu da işte kuş kesiyorsun, yabancı geliyor misal veriyorum veya da kuş kapatmak istiyorsun. Şu ortaya yem attığın zaman kuşlar rahatlıkla kümese girebiliyor. Ama şu an ben onu yapamıyorum çünkü her tarafı kapatmışım. Ben de yakın zamanda onları, ızgaraları kapının girişinden kaldıracağım. Bu arada tekrardan Kanatlı Şop'a sponsorluğundan dolayı teşekkür ederiz. Eğer siz de bu ızgaralara sahip olmak istiyorsanız Instagram üzerinden Kanatlı Şop yazarak aratabilir. Ya da www.kanatlisop.com üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda ayrıca bir arkadaşımız fiyat bilgilendirmesi yap demişti. Kuşlar ortalama bize fiyatlarını söyle.
Arkadaşlar aşağı yukarı bakın net olarak söylemiyorum. Aşağı yukarı söyleyelim sizlere. Şu keşbir akkuyruğu biz kahveden bir sene önce 120 liraya falan almıştık. Şu an değeri iki katı 200-250 civarı falan. Yani keşbir akkuyruğun kefezli olanı pek nadir bulunuyor. Ve desenlisi, formalısı daha az. O yüzden dolayı şu an bu kuşlar 200-250 civarı para yapıyor. Şurada bir kara çakşırlığımız var. Eğer payamları tam olsaydı 150'si vardı. Şu an bunun yine her halükarda 100 lirası var. Şu ispirin fiyatını bilmiyorum. İspirler ne kadar yapıyor? İspir. Hayır ya şu ispir müsait değil. İspir müsait olsa ispir müsait derdim. Allah Allah. Ama orada iki tane var ya ispir müsait. Tamam hayır şu ispir. Arkadaki ispir o 120 lira. 130 lira civarında bir şey yapıyor. İspir müsaitler ne kadar yapıyor? Şu. Şöyle ispir müsait. Bak bu ispir müsait. Şu ispir müsaitin yaptığı fiyat 150 lira. 100 lira. Aşağıda bir ispir müsait daha var. Bak o hayvan. O ispir müsait. O ispir müsait 250 lira. 200 lira yapıyor. Aradaki fark nedir? Aradaki fark bunun deseniyle onun deseni farklı. Aradaki kanat sayısı mı? Kanat sayısı bir önemli olan. Bunun bir tane kanat sayısı tam. Bunun kanat sayısı 8'e 9. Boy! Hüseyin abi de çıktı. Buyurun Hüseyin abiminki de açıktı. Çıktı çık. Allah görsel şölen. Hüseyin abi yanında besliyor arkadaşlar. İki dam yan yana. Şu an kuşların yarısı onun, yarısı buranın. Ama buranın kuşları zaten bu kadar var. Burada yerde var, gezinti var. Kümeste daha bir bölük var. Yani daha bu kadar kuş var. Evet şimdi bizim Faik'te arkadaşlar yerinden kütlü sevdası başlamış. O yüzden dolayı uçanları aşağıya indiriyor. Mesela şu kırmızı hardonun fiyatı ne kadar? Biz bunu ne kadar 150 liraya mı almıştık? 250 lira mı 150 lira? 250 lira istemişti. 150 liraya falan almış. Şimdi değeri ne kadar? 250-300 lira. Arkadaşlar kuş altın gibi azaldıkça dolar gibi diyelim. Kuş azaldıkça piyasası daha çok yükselir. Şu an değeri 250-300 lira. Şu kuşun cinsi nedir ya? Hangisi? Şu. Sarı Habilmen. Habilmen. Ben böyle kuşların ismini bilmiyorum. Karanfilli, nakışlı. Hep ben bunları birbirine karıştırıyorum. Isım değişiyor ya. Isım değiştiriyorlar. Yürü git. Bizim burada Sarı Habilmen diyoruz. Dışarıda karanfilli diyen var. Değişiyor, ben de olmuyor. Keşbir kefezli nerede? Hangi keşbir kefezli? Şu, o bir kuştan kaldırdığımız. Gönderdim. Geçen geldiğinde buradaydı, kümesteydi. İner misiniz gençler? Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumda belirtin. Genelde sizin istekleriniz doğrultusunda video çekiyoruz. Kuzenim Faik'e bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bunu videoyu beğenmeyi lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.